Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurul ve ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Tam da bugün biz de eşit hakların ve insan onuruna uygun bir yaşamın sağlanmasından sorumlu olan bakanlıkların bütçesini görüşüyoruz. Türkiye'de insan hakları karnesi tablosu çok vahim ama kadınların ve çocukların insan hakları korkutucu boyutta. Geçtiğimiz hafta hepimizin aklımızın almadığı, yüreğimizin kaldırmadığı korkunç bir istismar, cinsel istismar, çocuk istismarı haberini gerçekten sarsılarak izledik. Utanç içinde büyük bir acıyla okuduk bu vahşeti. Öncelikle kim yaptıysa, kim görmezden geldiyse, kim göz yumduysa, örtbas ettiyse lanet olsun. Lanet olsun gerçekten. El kadar çocuk, el kadar çocuk. 6 yaşından itibaren evlilik adı altında tüm ailesinin, çevresinin gözü önünde tecavüze uğruyorsa yıllarca. Gittiği doktor, 10 yıl önce gittiği doktor istismarı fark edip itiraz ediyor. Bu itiraz örtbas ediliyorsa ve birileri çocuğu koruyacağı yerine aman vakfımız, hoca efendimiz zarar görmesin refleksiyle hareket ediyorsa, örtbas ediyorsa kusura bakmayın. Elbette konuşacağız Sayın Bakan. Biz konuşacağız çünkü çocuk susar ama bizler konuşmak zorundayız. Bunun için siyasetçi olmaya da gerek yok. Bunun için insan olmak yeterli bir şey. Biz bu sorumluluğu taşıyoruz. Yasalar, sözleşmeler, anayasamız koyalım bir tarafa. Yasalarda olsa ne olur, olmasa ne olur. El kadar savunmasız, korunmasız bir çocuk incitilmiş. Kimse çıkıp münferit demesin. Kimse çıkıp bir kere rastlanmış olması bir vakfı karılamak için gerekçe olamaz demesin. O konuşmasın, bu konuşmasın. Kimse kendi bakış açılarıyla değerlendiriyorlar demesin. Allah aşkına. Böylesi bir vahşetin bakış açısı mı olur? Sendeni bendeni mi olur? Ocusu bucusu şucusu mu olur? İstismarın dini, diyaneti, siyaseti olmaz. Bahsettiğimiz 6 yaşında bir çocuk sokakta oynaması gereken, okula gitmesi gereken, hayaller kurması gereken bir çocuk. Yıllarca süren bir istismardan bahsediyoruz. Eğer istismarı yüreklendiren, görmezden gelen, üstünü artan, önünü açan yanlış politikalar, kararlar, uygulamalar, söylemler varsa, birileri hala kendine yakın diye birilerini korumaya, savunmaya kendini zorunlu hissediyorsa, kendi sorumluluklarını gizlemeye çalışıyorsa, kimse bizden seyirci olmamızı, bu insanlık suçuna ortak olmamızı beklemesin. Bakın, çocuk istismarında yapılacak en kötü şey örtbas etmektir, yok saymaktır. Ama siz bakanlıklarınız 2017'den beri verileri açıklamıyorsunuz. Cinsiyet ayrımını, yaş ayrımını açıklamıyorsunuz. Oysa ki bu sorunun üstünü örtmek değil, apaçık bir şekilde konuşmak lazım. Kaç oyalay olursa olsun, burada bahsettiğimiz sadece istatistikler olmadığını, kapanmayan yaralar olduğunu, devletin sorumluluğunda olan, onun koruması gereken çocukların korunamadığının gerçeğini de alttan çizmek istiyorum. Bakın, aslında tüm bunlar daha önce de defalarca ifade ettiğiniz bir zihniyetin yansıması. Karaman örneğinde olduğu gibi kendi zihni ikliminize yakın diye birbirinizi ezerek sorumluluğa aklama yarışına giren sizler değil miydiniz? Geleneğimizde var diyerek çocuk evliliklerini savunmaya çalışan sizler değil misiniz? Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar, ölecekse ana ölsün, çocuk niye ölsün diyen siz değil misiniz? Küçüğün rızası gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çocuk tecavüzcüsüyle evlenebilen yönergeyi getiren sizler değil misiniz? Küçüğün rızası, ben bu cümlenin karşılığını ne hukuken ne vicdanen gerçekten bulamıyorum. Ve sizler, kendini aklı başında sanan koca koca adamlar, bu yaştaki çocukların evlenmeye rıza gösterebileceğini mi sanıyorsunuz?
Tamamlayın sözlerinizi. Tamamlayın. Bunu düşünenin aklından, izanından, vicdanından şüphe ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, gerçekten bilmiyorum sizin boğazınıza da bir şeyler düğümleniyor mu bu çocukları gördüğünüzde? Bu vakıfları savunmak sizin göreviniz değil. Bu çocuğu korumak, bu istismarı önlemek sizin koreviniz. O koltuklarda niye oturuyorsunuz? Bunun için oturuyorsunuz. Ve ne yazık ki bu tavrınız devam ettiği sürece çok üzülerek ifade ediyorum ki bu ne ilk ne de son vahşet olacak. Ama biz kadına yönelik şiddete ayıp diyen, çocuk istismarını tatsız bulan, kadını birey olarak görmeyen, çocuğu çocuk olarak görmeyen bu zihniyette ve maalesef yargı kararlarıyla yıllardır mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ve buradan ben İran'a, Mahsa Amini'ye, tüm dünyaya,